Devlet Bahçeli ne yaptı ne etti sonunda MHP'yi çatlattı. Ama ne çatlatmadan bahsediyoruz bu arada. Şu ana kadar MHP'nin bir kemik kitlesi vardı. Onları zaten biliyorsunuz İşte Yüzde üç dörttür belki de. Eskilerin çoğu zaten önce iyi Parti'ye sonra Zafer'e geçtiler. Şu anda da boştalar. Hatta şu an Türkiye'de milliyetçi cephede bayağı bir boşluk var. Ve o cephenin oy oranı yaklaşık yüzde yirmilerde. Eğer biri bu konuda iyi bir toparlama yaparsa çok ciddi bir oy potansiyeline de ulaşabilir. Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan TBM dede de gelsin konuşsun konuşmasından sonra kendi partisinin tabanındaki insanlar bile çıldırdı. Ne diyor bu diye. Ki zaten konuşmasını yaptığı sırada normalde en saçma cümlelerini bile alkışlayan o kalabalık bunun bu cümlesini alkışlamaya çalışırken bir etrafına baktı. Yani ulan ne yapacağız? Buna benzer bir tribe girdiler. Çok normal. Ama bir yandan da şunu sormam gerekiyor. Gerçekten şu noktaya kadar hiç bırakmadınız da şimdi mi bırakmaya karar verdiniz? Bak şu ana kadar gördüklerimiz. Sorular çalındı. Ülke tarikatlar hep peşkeş şekilde Sınırlar mahvedildi. Avrupa'nın mülteci kampına dönüştük. Suç oranı devasa seviyelere çıktı ki artık şöyle bir hale geldik. Türkiye rekor kırıyor rekor mahkum sayısında. Ve bu mahkum sayısı bu arada dışarıda zaten görüyorsunuz. Yani 70 tane suç kaydı olmuyorsa artık diğer suçlular tarafından saygı görmüyorsun. O hale geldik. Hadi mülteciler bir kenara. Kaçak sığınmacılar var. Sınırlarımızın içinden geçmişler. Yolsuzluklar desen apayrı bir seviyeye gelmiş. Ülkede çökmemiş kurum almamış ve tabana diyor ki: A, Apo dedi o yüzden parti üyeliğimi bırakıyorum." Bazıları bu konuda sinirlenebilir ama Bahçeli'nin Apo sözünden dolayı MHP'yi bırakan kişiler şu zamana kadar çoğu şey onay verdikleri için yine de Bahçeli'den farkı olmayacak insanlar. Buna hakaret olarak söylemiyorum bu arada. Çünkü hani milliyetçiyim diyebilecek bir insan şimdiye kadar çoktan zaten o partiden korkması gerekirdi. Nasıl bir milliyetçilik anlayışı ki millete en büyük bela olan mafya liderlerini düzenli olarak salmaya çalışan bir parti. Ha yine de bazıları mesela lidere sadakat şerefimizdir diye paylaşımlar yapıyor. Onlara da artık diyecek bir şeyim kalmadı. Sadece bunu Apo için söylemiyorum. Son 2-3 senede yapılanlar için söylüyorum. Bir savaşa girsek ve düşman bizi işgal etse biz ülke olarak şimdikinden daha az zarar görürdük. Herhalde birinin bunu yanlışlayabileceğini de düşünmüyorum. Her alanda çökmüşüz sonuçta. Ama ben şeyi de çok merak ediyorum gerçekten. Devlet Bahçeli niye orada? Yapısına çok fazla terk ve buna rağmen niye AK Parti'nin yanında? Bazı insanlar tabii ki kaset falan diyor da ben öyle bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Şu an onları düşününce tabii ki bazı istediği şeyleri yaptırabiliyor Devlet Bahçeli. Bunlardan biri işte kendi suçlularını özgür bırakma veya işte kilit particilik oynuyordu bir zamana kadar. O kilit particilikten kaynaklı %10 oy potansiyeliyle yapabilecekleri değil de sanki %20-25 oy potansiyeliyle yapabileceklerini yaptırabiliyordu. Ama şimdi bakınca eski gücü de kalmadı. Hatta öyle bir seviyeye geldi ki sırf MHP mecliste kalabilsin diye baraj düşürüldü. Yani eskisi gibi kilit particilik de yok ve şu anda AK Parti'nin istediği şeyler MHP'nin temel mekaniklerine ters olduğu halde yine de orada durabiliyor. Yani ne vaat ediliyor buna? Sonuçta Apo çıksın bu konuşmayı yapsın meclise girsin konuşmalarını MHP'nin kendisi istemiyor. AK Parti'nin isteği doğrultusunda yapılan bir konuşma bu. Çok bariz bir şekilde belli. Zaten son birkaç yıldır MHP kendi istediği şeyleri söyleyebilseydi oy potansiyeli bu kadar düşük kalmazdı. Her seferinde daha çok eriyen bir parti. Ve büyük ihtimalle 10 yıl içinde MHP'yi mecliste göremeyeceğiz sanırım. Eski bir parti diye bahsedeceğiz onlardan. Sizin bu konular hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinize.